için beklentileri aldık. Önümüzdeki sürece ilişkin sanayi üretim rakamlarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bloomberg HT'de ara haber kuşağında karşımda Burak Karagöz, bir kez daha Burak merhaba diyeyim. Yoğun bir gündem var. Rakamlar önemli. O rakamları seninle değerlendirmeye devam edelim. Yanında konuklarım var sanıyorum. Evet, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan yanımda. Sanayi Kongresi'nin ev sahibi kendisi bugün. Kırmadı bizi, yayınımıza katıldı. Hemen ilk önce kongreyle başlamak istiyorum. Efendim, önemli bir kongre. Çok uzun zamandır hazırlandığınız ortada. Çok fazla katılım var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla öncelikle böyle bir katılım bizi çok heyecanlandırıyor ve çok doğru bir konuyu, çok doğru bir temayı işlediğimiz noktasında da yarınlara dönük Türkiye'nin umutlu insanlarının, Türkiye'nin geleceğine yönelik beklentisi olan insanların ve sanayiye hala daha düşünen, sanayiden geleceğe yönelik beklenti çabası için olan insanların varlığı konusunda da bizi heyecan ve cesaretlendiriyor. Bu sene tabii çok değişik bir temayla yola çıktık. İnsan ve kültür dedik. Türkiye'nin temel problemlerinin özünde insanın olduğunda hepimiz mutabıkız. Sanayi de, sanayiye bağlı gelişmeler de, teknoloji de ama hayatın tüm değerleri de bizim geçen sene ortaya koyduğumuz bütünsel kalkınma özünde, sporundan kültürüne, eğitiminden üretimine, her şeyin özü insanımızın gelişmesiyle ve insanımızın eğitim kalitesinin yükselmesiyle alakalı. Biz de bu amaçtan hareketle bu sene temamızı vasatlıktan çıkış için insan ve kültür olarak koyduk. Ve böyle bir ana fikirde de dediğiniz gibi yüksek katılımlı bir toplantının organizasyonunda hep beraber buluşup ilk seansı bitirdik. Bundan sonraki bölümlerde de farklı bir kongre konseptiyle mizahı, sanatı, gençleri, eğitimi, temel bilimleri, matematiği ele alan değerleri birleştirerek bir gelecek inşası noktasında inşallah gün boyu çok faydalı bir birliktelik oluşturacağız diye düşünüyoruz. Yabancı konuklarınız da var. Özellikle Finlandiya modelini anlatmak üzere buraya davet etmişsiniz. Onlar da aslında çarpıcı noktalara vurgu yaptılar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Finlandiya eğitimde çok örnek bir model. Burada yalnız şunun altını özellikle çizmek istiyorum ki biz bir ülkeyi birebir alıp da bir model olarak Türkiye'ye yansıtmak veya kopyalamak gayesi içinde değiliz. Ama başarının nasıl oluştuğu noktasında bir heyecan yaratabilmek ve bir arayış oluşturabilme noktasında Finlandiya bir örnek model olarak bizim kongre çalışma komitemiz tarafından seçildi. Her ülkeden alınabilecek farklı farklı örnek hikayeler var. Ama unutmamalıyım ki biz çözümü kendi gerçeklerimize ve kendi geleceğimize uygun boyutta bulacağız. Ama Finlandiya en azından bize fikir açmak için, bize ön açmak için heyecan verecek olan bir model olduğu için bugünün kongrenin hedef ülkesi olarak seçilmiş vaziyette. Erdal Bey, öğleden sonra da oturumlar devam edecek. Evet. Özellikle öğleden sonra gelmeyi planlayan konuklarınız da olabilir. Evet. Sanayicilerimiz de olabilir. Öğleden sonra neler olacak? Hangi oturumlar var? Ne tarz seksiyonlar yapılacak? Benim bahsettiğim gibi bu seneki kongremizin temasını farklı bir model üzerine kurduk. Bir mizah gösterisi olacak. İki tane değerli sanatçımız öğleden sonra bugünkü konumuzu hiciv eden Sayın Demet Akbağ'la Sayın Sermiyen Midyat böyle bir programda bulunacaklar. Az sonra dört tane değişik bölümde interaktif bir çalışma ortamında nasıl üretim, nasıl sanayi, nasıl işbirliği konulu temaları işleyen seanslar başlayacak. Daha sonra yine öğleden sonra matematiği ön plana çıkaran Sayın Ali Nesin'in gençlerle birlikte matematik dünyasına gençleri sokacak ama seyirciyi de izleyen de düşünecek bir çalışmamız olacak. Sayın Emin Çapa teknoloji konulu bir sunum yapacak. Onda da bir ufuk açan ve vizyon veren bir seans olacağını düşünüyoruz. Bir de hep başarıyı örnek alan, başarı hikayelerini örnek alan bir yapıya dönüştük ama başarısızlığın da insanların hayatında yer edilebileceği ve başarısızlıklardan da tecrübeler ve cesaretler çıkartılabilecek bir yol çıkarabileceğini hicveden çok da değerli dört tane konuşmacımızın Sayın Ahmet Çalık, Sayın Ahmet Nazif Sorlu, Sayın Agahur ve spor dünyasında Sayın Mustafa Denizli'nin katılacağı, Balçek Hanım'ın yöneteceği bir kapanış oturumumuz olacak. Bunda da başarısızlığın üzerine gidilmesi teması işlenecek. Ümit ediyorum ki gün boyu
sanatıyla, kültürüyle, oturumlarıyla herkese bir farklılık katan, Türkiye'nin son dönemlerde içine girmiş olduğu kısır gündemin dışına çıkartacak bir günü birlikte geçirip ve buradan da farklı bir yol haritasıyla çıkacağımız bir enerjik zaman yaşayacağız düşüncesindeyim. Ben tekrar tüm katılımcıları sizin nezdinizde hoş geldiniz diyorum. Peki Erdal Bey, aslında şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu kongre Türk sanayisine dair ipuçlarını veriyor. Bugün buradan çıkacak olan sonuçlar da önemli. Ama bugüne dair önemli başka bir veri daha var. Sanayi üretim endeksi geldi ki beklentilerin çok üzerinde geldi. %7,2 arttı. Beklenti %2,1'ti. Çok kısaca vallahi biz bugün Türkiye'nin günlük ne mutluluklarına ne sorunlarına girmek istemiyoruz. Evet. Daha vizyoner bir gündem içinde olduğumuz için bu konuya şu anda girmek istemiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ı hep beraber dinledik. Ben sözü tekrar size bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz biz de Burak. İlerleyen dakikalarda yine bağlantılarımız olacak Burak Karagöz'e.